Merhabalar, ben Yüksel kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok bildiğimiz, çok klasik bir bluz anlatmaya çalışacağım. Belki deseni biraz farklı olabilir. Yan kısımları zincirli ördüğüm kordonlarla çaprazladım. Güzel bir detay oldu. Bluzun sadece askı kısımlarını dikerek birleştirdim. Sonradan hiçbir örgü yapmadım kenarlara, ama siz yapabilirsiniz isterseniz. Ben böyle kalmasını istedim. Hemen ölçü de vereyim, çünkü her şeyi videoda çok detaylı anlattım. 48 santim eni. Şöyle koltuk altına gelene kadar 19 santim. Askı boyu 21 santim, enseden itibaren 34 santim. Yani bunlar belki bir fikir verir başlamadan önce. Videoda da dediğim gibi her şeyi çok ayrıntılı anlattım. Hadi başlayalım. Ben arka parçayı ördüm. Şimdi ön parçayı öreceğiz birlikte. Kullandığım ip markası şöyle göstereyim. 100 gram 300 metre hafif bir ip, dokusu da çok yumuşak. Bunun muadili ne olabilir? Alize Cotton Gold olabilir, Nako denim olabilir. Bu tarz kalınlığı olan fakat çok yumuşak olan iplerle aynı şekilde örgüler örebilirsiniz. Bundan önce yaptığım motif örgülerinde de, yani bu ipi kullanarak yaptığım her örgüde, dediğim gibi Alize Cotton Gold ya da Nako denim tarzı ipleri çok rahat kullanabilirsiniz. Ve 4 numara 4 milim tığ. Ya da elinizde bulunan koton ipleri de değerlendirebilirsiniz. Bunlar benim kiloyla aldıklarım. Bunlar piyasada satılan herhangi markadan ipler. Önemli olan tek desen öreceğimiz için dokularının birbirine uyması gerekiyor. Kotonsa koton ip, merserize ise merserize ipleri bir araya topluyoruz. İncelik, kalınlık önemli değil. Bu kalın iple daha az desen kurarak örüyoruz. Bunda desen sayısını arttırıyoruz. Daha çok zincir çekiyoruz. Yani bu modelin başlangıcı 11 desen üzerinden ördüm. Mutlaka bu ince ip olduğu için 2,5 milim tığ kullanılacağı için 13 desen, 14 desen, 15 desen yapabiliriz. Hiç önemli değil. Böyle desenler arttırmaya ve eksiltmeye çok müsait. O yüzden elinizdeki ipleri bir araya getirin. Dokuları birbirine tutan bütün iplerle, yaz için olan, ama kışlık ipleri demiyorum, yaz için olan bütün iplerle örebilirsiniz. Şimdi dediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 desen ile başladım. Her bir desen için 9 zincir çekmemiz gerekiyordu. 99 zincir üzerinden 11 desen kuruyorum. Şimdi 99, bir tane de bir üst sıraya çıkmak için bir zincirle birlikte 100 zincir çekiyorum. ...99 zincir çektim 11 desen için. Bir tane daha çekiyorum, 100. Bu da bir üst sıraya çıkmak için. Hemen yanındaki ilmeğe, zincire bir sık iğne, bir zincir doluyorum, 1, 2, 3 atlıyorum, 4. zincire. Aynı boşluğa 3 trabzan. İki zincir. Gene aynı boşluğa 3 trabzan. Bir zincir.
1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncü zincire bir sık iğne. Yanındaki zincire bir sık iğne daha. Gene bir zincir doluyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncü zincire 3 trabzan. İki zincir, aynı boşluğa 3 trabzan daha. Bir zincir. 1, 2, 3, 4. zincire bir sık iğne, yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha. Örgü bu şekilde devam ediyor. Sıra sonunda gene bir zincir, 1, 2, 3, son zincire bir sık iğne. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Şuradaki 3 trabzanın ortasına, yani ortadaki trabzanın üzerine bir trabzan. 3 zincir. Şimdi ortaya. Üç zincir. Gene ortaya bir sık iğne daha. Üç zincir. Şimdi desenin bu tarafındaki üç trabzanın ortasına diğer desene geçiyorum. Gene ortadaki trabzana iki deseni trabzanlarla çaprazlıyorum bu şekilde. Gene 3 zincir. Ortaya bir sık iğne. 2 sıradan oluşuyor. Bir altta ördüğümüz 3 trabzan, 3 trabzan, aynı boşluğa 6 trabzan örüyorduk. Burada yaptığımız boşluklara da bu 6 trabzanı örüyoruz. Bir sırada trabzanları örüyoruz. Bir sırada trabzanları öreceğimiz boşlukları örüyoruz. 2 desen, 2 sıradan oluşuyor desen 3 zincir. Gene ortadaki trabzana yandaki desenin orta trabzanına bir trabzan ve bu şekilde sıra devam ediyor. Sırayı bitiriyorum. 3 zincir boşluğu örüyorum. 3 zincir. 3 trabzanın ortasına bir trabzan ve alttaki sık iğneye bir trabzan. Şimdi ilk ördüğüm sırayı tekrar örüyorum. Bir zincir, aynı ilmeğin içine bir sık iğne örüyorum. Bir zincir ve ördüğümüz şu boşluklara 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüyoruz. Başlangıç sıramızdaki gibi. Üç trabzan.
Arada iki sık iğne vardı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burada birbirine iki deseni çaprazladığımız iki trabzanın üzerine iki sık iğne. Bir, yanındaki trabzanın üzerine iki. Gene bir zincir. Gene boşluğa üç trabzan, iki zincir, üç trabzan. Gene aradaki şu iki trabzanın üzerine iki sık iğne. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desen ördüm. Sonraki sırada şuradaki iki deseni atlıyoruz. Bu desenden itibaren buradan da iki deseni atlıyoruz. Şu desenler arasında yakayı örmeye devam ediyoruz. Şuradaki iki desen, buradaki iki desen koltuk altına gidiyor. Koltuk altı boşluğunu oluşturuyor. Burada şu iki desende şu boşlukları örmedim. Gerek yok. Çünkü buranın düz olması gerekiyor. Buraya da örmedim. Şimdi şöyle göstereyim. Bir sık iğneyi ördüm boşluğa. Bir sık iğne daha örüyorum. Arada şu boşluğu örmüyorum. Gerek yok koltuk altı için. Gene 3 zincir. Son desenin 3 trabzanın ortasına bir trabzan. Şuradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan. 2 desen koltuk altına. Şu desenlerin arasına şimdi örmeye devam edeceğiz. Başlarken 99 zincir üzerinden 11 desen çalıştım. Her bir desene 9 zincir gerekiyor. Şurada arada sık iğneler vardı 2 tane. Onun bir tanesi şöyle bir tanesi böyle bakarsanız tam bir deseni oluşturuyor 9 zincir. Her bir desene 9 zincir. İnce ip kullandınız. 11 tane değil 13 tane 15 tane daha desen yapmanız gerekiyorsa her arttırdığınız desen için 9 zincir daha fazla çekeceksiniz. İplik burada. Sıra böyle bitti. Tekrar çeviriyorum. Şu aralara iki sık iğne örüyorduk. Desene en yakın olan ilmeğe bir tane sık iğne öreceğiz. Önce bir sıkılaştırıyorum. Sonra bir sık iğne örüyorum. Bir zincir ve desene başlıyorum. Boşluğa 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdiye kadar nasıl ördüysek aynı şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda gene şuradaki trabzana yani sık iğne ördüğüm trabzanların bir tanesine araya bir zincirini çekip ve sık iğneyle bağlıyorum. Çeviriyorum. 1, 2, 3 zincir. Gene ikinci sırayı örmeye başlıyorum.8 desen koltuk altına kadar örmüştük.
3 desende yakaya kadar ördüm. Toplam 11 desen. Şimdi şu 2 desen devam edecek. Bu arkaydı. Şöyle askı olarak devam edecek. Ortada 3 tane desen yaka için kalıyor. Gene askı için 2 desen devam edecek. Yaka için olan yerlerde şuradaki tomurcukları, boşlukları örmedim. Gene koltuk altındaki gibi gerek yok. Düz olması gerekiyor. Şimdi şu 2 deseni gene devam ediyorum. Buralarda dönüşler nasıl yapıldıysa, bitişler nasıl yapıldıysa burada da ve askıda da aynı şekilde devam ediyor. Yakayı keserken gene devam edecek olan şuralarda boşlukları ördüm. 2 desende. Ortadaki yaka için bıraktığım desenlerde gene o boşlukları örmedim. 8 desen koltuk altına kadar, 3 desen daha ördüm yakaya kadar ve sonrasında 6 desen daha ördüm. Toplam 17 desen. Başlangıçtan bitiş noktasına kadar 17 desen ördüm. Şimdi diğer parçayla bu ön parçayı omuzlardan dikiyorum. Keserken de zaten dikiş için biraz uzun kestim. Yanları dikmiyorum. Yanlara şimdi zincirle kordon yapıp çaprazlıyoruz. Düz tarafı neresi diye sorarsanız da örgüyü örmeye başladığımız ilk sıra bize bakan, yani örgünün dışa bakan tarafı olacak, düz tarafı. Bu arka, o yüzden düz tarafını şöyle dışarıda bırakıyorum. Ön parçayı gene düz tarafını dışarı bakacak şekilde üstüne yerleştiriyorum. Bu şekilde omuzları hemen küçük bir dikişle ince ince tek ip alarak her zaman diğer bluzları diktiğim gibi dikiyorum. Tabii ki son sırayı da örerken buralara o tomurcukları örmeden düz geçiyorum. Desenler birbirine tam denk gelecek şekilde birleştiriyoruz. Basit bir dikiş. Sıkmadan, gevşek bir şekilde. ...140 zincir çekerek bir kordon oluşturdum. Sadece zincir çektim. Şimdi iki parçayı, yan parçayı şöyle ilk delikten içeri alıyorum. Diğerinden dışarı şöyle boyunu eşitliyorum. Sonra ayakkabı bağcığı bağlar gibi eşit aralıklarla bir o taraftan, bir diğer taraftan çaprazlıyorum. Eşit aralıklarla olması önemli. İki tarafı da çaprazladıktan sonra bluz bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gene severek ördüm. Zaten beğenmediğim, modelini sevmediğim hiçbir şeyi öremiyorum. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.